Merhabalar, Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerine gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Antalya 3. etap raylı sistem projesinde yapılan testler başarıyla tamamlandı ve hattın 25 Ekim Pazartesi günü hizmete açılmasına karar verildi. Varsak ile müze arasında işletilecek yeni hattan vatandaşlar bir hafta boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. Otogar ile müze arasında yapımı tamamlanan projede sinyalizasyon, trafo, ciğer gücü gibi teknik testler tamamlandı ve son olarak kum torbaları kullanılarak ağırlık testlerine geçildi. Raylı sistem Atatürk Durağı, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem Eğitim Araştırma Hastanesi ve müze durağı arasındaki güzergahta çalışacak. Hattın hizmete alınması ile Varsak Müze arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Varsak Müze hattından Fatih Havalimanı veya Fatih Expo hattına da aktarma yapılabilecek. Ulaşımdan gıdaya, inşaattan turizme birçok alanda faaliyet gösteren Oruçoğlu Holding sponsorluğunda hazırladığımız yayınımızda bugün yeni bir ulaşım aracını tanıtmaya başlıyoruz. Yurt dışında pek çok şehirde yaygın olarak kullanılan APM veya AGT metro aracı olarak bilinen sistem lastik tekerlekli olması sebebiyle yüksek eğimli tepelere kolaylıkla tırmanabiliyor, sessiz, gürültüsüz, konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor. Fransa, Japonya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede uzun yıllardır kullanılan aracın ana teker sistemi 30 yıl gibi dayanıklı bir ömürde tasarlanmış. Elektrikli, çevreci motorları ve alüminyum gövdesiyle sade ve hafif bir yapıya sahip olan metro aracı sürücüsüz otonom bir şekilde de hareket edebiliyor. Parçalı vagon yapısı sayesinde 30 metre yarıçapındaki virajları da rahatlıkla dönebilen aracı ilk kez yıllar önce Amerika'da bir havalimanında kullanmıştım. Geniş iş hacmi ve sessizliği dikkatimi çekmiş, indikten sonra aracın önüne geçip yapısını incelemiştim. Yıllar sonra Vojin marka AGT metro aracının Oruçoğlu Holding tarafından yeni bir ulaşım alternatifi olarak ülkemize getirilmesi çok güzel bir gelişme. Firma, ürünün Türkiye'de yerli ve milli kaynaklar kullanılarak üretilmesi için çalışmaları da başlamış. Sadece büyük şehirlerimize değil, aynı zamanda orta büyüklükteki yerleşim alanlarına ya da havalimanı gibi yoğun insan trafiğinin olduğu merkezlere de bu hızlı ulaşım sistemini kurmak mümkün. Bundan sonraki yayınlarımızda ürünü gözden geçirmeye ve dünyadaki örneklerini sunmaya devam edeceğiz. AGT metro aracını detaylı olarak tanıtan diğer toplu taşıma araçları ile karşılaştıran bir de özel yayınımız olacak. Oruçoğlu Holding'e kanalımıza verdiği destek ve ülkemize kattığı değer için çok teşekkür ederiz. Samsun-Sinop transit geçişini rahatlatacak ve Bafra şehir içi trafiğine nefes aldıracak Bafra Otogar farklı seviyeli kavşağı hizmete açıldı. Kavşak 1 kilometre ana yol ve 258 metre uzunluğundaki alt geçitten oluşuyor. Samsun-Sinop güzergahında günlük ortalama 18 bin araç seyahat ediyor. Proje ile zamandan 6,5 milyon lira ve akaryakıttan 300 bin lira olmak üzere toplamda 6,8 milyon lira tasarruf edilmesi bekleniyor. Ayrıca yılda 104 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşecek. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre proje kapsamında 55 bin metreküp toprak hafriyatı yapıldı, 10 bin metreküp beton döküldü. Şile-Ava yolunda iyileştirme çalışmaları devam ediyor. 32,5 kilometrelik dar ve virajlı yol genişletilerek daha güvenli bir duruma getiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi projenin ilk etabı olarak 6,5 kilometrelik Şile-Ovacık kesimine yoğunlaştı. 5,5-6 metre civarında olan yol 8 metreye çıkartıldı, kazalara yol açan kör noktalar kaldırıldı. Yol kenarlarındaki su kanalları da L şekline çevrilerek düşme sonucu oluşabilecek kazaların önüne geçildi. Çukurova Havalimanı projesinin son durumu görüntülendi. Havalimanı üst yapı tesislerinin inşaatında hızlanma gözleniyor. Yap işlet devret modeli çerçevesinde yapılan ihaleyi kazanan firma 25 yıllık işletme süresi karşılığında 297 milyon avro ödemeyi ve havalimanına 155 milyon avroluk yatırım yapmayı taahhüt etmişti. İşletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak kaydıyla ilk işletme yılında 2.3 milyon iç hat giden yolcu, 347 bin dış hat giden yolcu sayısı garanti edilmişti. Belirtilen yolcu sayılarının altında bir gerçekleşme olduğu takdirde devlet aradaki yolcu kadar farkı firmaya ödeyecek. Adana ve Mersin'in dünyaya açılan kapısı olacak havalimanı, Çukurova'yı havayolu taşımacılığında önemli bir kavşak haline getirecek. Projenin 2022 yılının son çeyreğinde işletme açılması hedefleniyor. Ordu Çevre Yolu projesinin ikinci etabında çalışmalar devam ediyor. Toplam uzunluğu 21.4 kilometre olan yolun 10.4 kilometrelik kesimi 2 yıl önce tamamlanmış ve işletime alınmıştı.
Çevre yolunun ikinci etabında ise çalışmaların bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında toplam 16 köprü, 6 tünel ve 7 kavşak imalatı bulunuyor. Ordu Çevre Yolu hizmet alındığında Ordu-Giresun arası seyahat süresi 15 dakikaya inecek. 1180 metre uzunluğundaki Terzili Tüneli ve 1806 metre uzunluğundaki Melet Viyadüğü'nün imalatı tamamlandığında trafik tamamen kent merkezinin dışına çıkartılmış ve sanayi tarafından bağlantısı sağlanmış olacak. Tünelde bugüne kadar 692 metre iç beton kaplama işi tamamlandı. Yenilenen Mecidiyeköy Meydanı hizmete açıldı. Toplam 20 bin metrekarelik alanı içeren proje kapsamında araç trafiği yeniden düzenlendi, meydan ağaçlandırıldı, oturma, dinlenme ve sergi alanları yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy Meydanı Kentsel Tasarım Projesi'nin 7 bin metrekarelik ilk etabını 10 ayda tamamladı ve halkın kullanımına sundu. Yeni meydanda kütüphane, İstanbul Kitapçısı, Mecidiyeköy Sanat, Beltur Büfesi ile çözüm merkezi hizmet veriyor. Mecidiyeköy Sanat kapılarını Gözüm Sende İstanbul sergisiyle açtı. Mecidiyeköy Sanat Merkezi, pazartesi hariç haftanın her günü saat 10 ile 19 arasında ziyarete açık olacak. Meydan düzenlemesi kapsamında alana 63 adet ağaç dikildi. Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi 28 Ekim'de hizmete açılıyor. Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan 760 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. Proje kapsamında kıraathane, kütüphane, dinlenme alanları, hobi bahçeleri, çocuk oyun ve spor alanları yapıldı. Kapalı bir otoparkında yer aldığı park içinde 4 duraklı bir de tramvay güzergahı bulunuyor. Millet Bahçesi'nin deprem meydana gelmesi halinde toplanma alanı olarak kullanılması da planlanıyor. Proje sayesinde Atatürk Orman Çiftliği'nden başlayan Atatürk Kültür Merkezi'ni takip ederek Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu geçen Ankara Hergelen Meydanı'na ve oradan da Ankara Kalesi'ne kadar uzanan tarihi, kültürel ve doğal aks birbirine bağlanmış oldu. AKM Millet Bahçesi 7 gün 24 saat açık tutulacak. Millet Bahçesi'nde binicilik, etkinlik çayırları ve gösteri havuzlarının yanı sıra 1000 kişilik konferans salonu da bulunuyor. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Üye olarak kanalımıza destek verebilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan bağlantıyı tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.